araç kayıt dairesindeyiz. Taşınan yeni bina sorunlara çözüm oldu mu? Vatandaştan bunu öğreneceğiz. Her zaman üstüne yazılan olaylardır basında, yani televizyonda normaldir ama kalabalık normaldir. Çünkü bir yer değişmiş. Ben 3 defa güzel urta bir burada traktörüm kayıttan düştü. Onu trafiğe çıkarmak gitmek için geliyorum ve gene erken geleceğim. Sabah 8'de dedik. Memur da yetersiz. Ben 3 günden beri geliyorum buraya. En son bizi ustamız işten atacak. Ve ustam bana inanmaz oldu artık. İzin alıyorum ki arabanın evraklarını yapayım. 9. ayın 30'unda muayenem bitiyor ama muayene fişi kestirdim. Ve şimdi de çıkış belgesi alacağım. Türkiye'ye gidiyorum ayın 3'ünde. Çıkış belgesi almak için 3 günden beri bekliyorum. Bu da otomatik olarak senelik iznime yansıyor. 7'den beri bu kalabalık devam ediyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Memur eksikliği mi var? Alan mı? Dar? Alan ufak, memur eksikliği olabilir ama alan ufak. Gördüğümüz gibi, sizin gördüğünüz gibi alanlar ufak. Ben şimdi geldim az önce. Çok kalabalık. Bekleyeceğiz. Ne olacak? Biz var, eleman alması lazım. Hükümetimiz bilmeyiz yani. Sıra numarası aldım. Gittim, geldim, gittim, geldim. Yani ben tansiyon hastası bir insanım. Bu bir işkencedir yani. Ben bunun insanların elektrik faturasını, diğer telefon faturalarını, her şeyini ödediği gibi oturduğu yerden internetten ödeyebilmemiz gerekir bunu. Yani hükümetin daha önce dile getirmiş olduğu benzine yansıtılacağını söylemişlerdi. Benzin alımlarına yansıtılacağını. Onu yapsalar bence bu kalabalıklardan kurtulmuş olabiliriz. Böyle bir vaatte bulunmuşlardı. Yani bu seyri seferlerin yapılmadığında hani insanlar afları beklediyorlar ya. O afları beklemelerinden şey olduğunu söylemişler. Aflar olmasın diye benzine yansıtılacağını söylendi. Ama o uygulama halen yoktur ortada. Ben onu merak ediyorum. Yani halen bu kuyruklarda beklemeye devam ediyoruz. Evet, ben 8.30'da geldim ama 7'den beri devam ediyormuş. Evet. Peki sorun nerede? Vallahi sorun ileri yöndedir bence. Bu daha basit yöntemlerle bu sorunu çözebilirler bence. Uzay çağındayız. Bilgisayar diye bir şey var. Online sistemler var. Memur, Bodrum mahkumları, emekliler var. Onların pekala adreslerine gönderilebilir ve bu kadar eziyeti çekmeden buradaki kalabalığın da azalması sağlanabilir. Sabah geldim, aldım, hala daha beklerim. Her yerimiz, hiçbir yerimizde düzen yok zaten. Akşam oğlum benim dışarı gidecekti, uçak alanına götürdüm kendini. Uçaklar iptal imiş, döndük geldik. Onlar sinir, biz sinir. Yani hiç doğru düzgün hiçbir şey yoktur. Sorunun temeli nedir sizce? Sistem eksikliği mi, memur eksikliği mi? Memurdan da değildir. Bizim baştakiler hiçbir iş yapamıyor. Benim gördüğüm o. Vallahi ben bu hükümete de teşekkür ederim. Yöneticilerime de teşekkür ederim. Eskisi daha iyiydi, eski yerimiz. Bir avuç yere sıkıştırdılar insanları. Artı balık istifi yaptılar bizim bunun içine. Bak. İnsanlar geçemiyor, koltuklar otursun. Yani olamaz böyle bir şey yani ya. Eski yer daha rahattı, daha iyiydi. Böyle bir şey olamaz ya. Sizce bu kalabalık için ne gibi çözüm getirilmeli? Tamam, yandaki duvarları yıksınlar. O oturan müdür efendileri, beyefendileri, müdürler var ya, yüksek bürokratlar. Daha oyanlı gitsinler de açılsın buralarla biraz daha. Bak, buranın bir sürü odalar var. Yıkılabilir misal bu oda. Yani açılabilir burası. Sistem tamamıyla çökmüş yani, her şey. Döviz başını almış gitmiş, millet stres içinde, yani bir yere gidemiyorsun, her şey bozuk, yollar bozuk. Ben ne diyeyim yani, sistem çok kötü yani. Yani bu işlemin artık internet üzerinden yapılması lazım. Ya kredi kartı ya havaleyle tek çözüm bu. Öyle bir sistem olacak. Mesela seyri seferim çıkmamışsa muayeneyi kesemeyeceğim. Seyri seferi de ödedikten sonra internetten muayene açılacak, muayene de keseceğim, alacağım. Makbuzumu gideceğim, muayenemi yapacağım. Yani rezalet. Bak abinin şeye bak. Numaratördeki tarihe bak. 2000. Ben 18 sene önce almışım ama daha giremedim.